Evrenin bir karışım olduğunu varsayalım. Var olduğunu bildiğimiz canlılar alemi, gezegenler, yıldızlar, pulsarlar ve kara delikler. Aklınıza gelebilecek her türlü madde bu karışımın içerisinde yer alıyor. Ama bu kozmik bir karışımın büyük çoğunluğunu oluşturan şey aslında görünmezdir. Karanlık madde ve karanlık enerji adını verdiğimiz bu fenomenler kozmik karışımın büyük bir yüzdesini oluşturuyor. Bu fenomenlerin etkileri uzayın her tarafında gizlenmiş ancak gerçek doğaları kullandığımız her bilimsel aletten sinir bozucu bir şekilde kaçmayı başarıyor. Yani bu demek oluyor ki evrenimizin çoğu gizlidir. Onu göremesek veya dokunamasak da gökbilimciler kozmosun çoğunluğunun karanlık madde ve karanlık enerjiden oluştuğunu söylüyorlar. Ama bizi çevreleyen bu gizemli, görünmez şey nedir ve karanlık enerji ile karanlık madde arasındaki fark nedir? Öncelikle videoda anlattıklarım bilgiler sadece bir teoridir ve bilimsel aletler kullanılarak bu gizemli fenomenler hakkında doğrudan bir kanıt elde edilememiştir. Bunu akılda tutarak karanlık madde ve karanlık enerji üzerindeki sır perdesini biraz aralayalım. ...1930'larda gökbilimci Fritz Zwicky, uzaydaki büyük galaksi kümelerinden birini oluşturan yaklaşık 1000 galaksinin görüntülerini inceledi ve davranışlarında tuhaf bir şey fark etti. Galaksiler o kadar hızlı hareket ediyorlardı ki birbirlerinden ayrılmak zorunda kalmalıydılar. Gözlemde bulunan astronom bir tür karanlık maddenin onları bir arada tuttuğunu düşünüyordu. Yıllar sonra gökbilimciler Vera Rubin ve Kent Ford, tek tek galaksilerin dönüş hızlarını incelerken benzer bir fenomen tespit ettiler. Bir galaksinin dış taraflarındaki yıldızlar merkeze yakın yıldızlardan daha yavaş dönmeliydi. En azından Güneş sistemimizdeki gezegenlerin bu şekilde yörüngede döndüğünü biliyorduk. Bunun yerine bir galaksinin dış kısmındaki yıldızların yakınlardaki yıldızlardan daha hızlı yörüngede döndüğünü fark ettiler. Rubin ve Ford bazı görünmez madde formlarının görünüşte evreni bir arada tuttuğuna dair farklı tespitler yaptılar. Rubin yaptığı bir röportajda, "Çevredeki yıldızlar bile yüksek hızlarda galaksi yörüngesinde dönüyor. Yıldızların bu kadar hızlı yörüngede dönmesi için çok fazla kütle olması gerekir ama biz göremiyoruz. Biz buna görünmez kitlesel karanlık madde diyoruz," dedi. Bu resim Avrupa Uzay Ajansı tarafından kozmik yapılanmayı tarif edebilmek için üretilmiş bir simülasyon görüntüsüdür. Resimdeki turuncu renkle gösterilen gaz iplikçikleri dağınık gökada gruplarını birbirine bağlar. Bu geniş kozmik ağ ancak temelinde yatan mavi renkle belirtilen karanlık madde konsantrasyonları ile açıklandığında yapısal bir anlam ifade edebiliyor. Sıradan bir madde, büyük patlamanın kalıntısındaki sıcaklık dalgalanmalarını da açıklayamaz. Kozmik mikrodalga arka plan ışıması olarak bilinen evrenin ilk zamanlarındaki durumundan kaynaklanan bu ışınım, gökyüzünün her yerinde mikrodalgalar olarak görülebilir. Gökbilimciler artık karanlık maddenin gerçek olduğunu gösteren birçok başka güçlü saptamalara da sahipler. Aslında karanlık maddenin varlığı o kadar yaygın bir şekilde kabul edilmektedir ki, bilim adamlarının evrenin doğumunu ve evrimini nasıl anladıklarının temelini oluşturan sözde standart kozmoloji modelinin bir parçasıdır. Karanlık madde olmadan evrenin gelişim sürecini açıklayamayız. Bu yüzden karanlık maddenin var olduğuna ve evren modellerinin doğru olduğuna dair kesin kanıt bulmaları için kozmologların üzerine büyük bir baskı var. Onlarca yıldır dünyanın her yerindeki fizikçiler karanlık maddeyi tespit etmek için giderek daha yüksek teknolojiye sahip araçlar kullanıyorlar. Fakat şimdiye kadar hiçbir iz bulamadılar. Karanlık enerji. Gökbilimciler yaklaşık bir asırdır evrenimizin genişlediğini biliyorlar. Teleskopik gözlemler galaksilerin çoğunun birbirinden uzaklaştığını göstermiştir. Bu da galaksilerin uzak geçmişte birbirine daha yakın olduğu anlamına geliyor. Sonuç olarak kanıtlar büyük patlama üzerinde yoğunlaşıyor. Ancak gökbilimciler
kozmostaki yıldızların ve galaksilerin toplam birleşik kütle çekim kuvvetinin evrenin genişlemesini yavaşlatması gerektiğini varsaydılar. Ancak bu fikir 1990'ların sonlarında iki gökbilimci ekibinin hiçbir anlam ifade etmeyen bir şeyi fark etmesiyle yıkıma uğradı. En uzak galaksilerde süpernovalar üzerinde çalışan araştırmacılar, uzak galaksilerin bizden, yakındaki galaksilerden daha hızlı uzaklaştığını keşfettiler. Evren sadece genişlemiyordu, ayrıca genişleme gittikçe hızlanıyordu. Karanlık enerji, evrenimizin genişlemesinin neden hızlandığını da açıklayabilir. Yaklaşık bir asırdır galaksilerin bizimkinden uzaklaştığını bilmemize rağmen bilim adamları uzun zamandır maddenin kütle çekimsel ağırlığının nihayetinde kozmik genişlemeyi yavaşlatacağını, hatta belki onu tersine çevirip büyük çökmeyle sonuçlanacağını düşünüyorlardı. Ancak 1998'de gökbilimciler tam tersini keşfettiler. İki takımdan birini yöneten gökbilimci Brian Schmidt, 1998'de The New York Times'a "Benim tepkim hayretle korku arasında bir yerde. Şaşkınlık içerisindeyim. Çünkü bu sonucu beklemiyordum ve bunu bilmek dehşet verici. Benim gibi beklenmedik şeylere son derece şüpheyle yaklaşan gökbilimcilerin çoğunluğu muhtemelen inanmayacaktır," dedi. Ancak bunu çürütmek yerine sonraki gözlemler yalnızca karanlık enerjinin kanıtlarını daha sağlam bir hale getirdi. Fakat bu gözlemler araştırmacıların karanlık enerjinin tam olarak ne olduğunu ve neye benzediğini bildiği anlamına da gelmiyor. Ancak Albert Einstein'ın meşhur genel görelilik teorisi sayesinde karanlık enerjinin evrendeki rolünü tanımlayabiliyorlar. Einstein kendi zamanında karanlık enerjiden haberi yoktu. Ancak denklemleri yeni bir uzay alanının ortaya çıkabileceğini öne sürüyordu. Ayrıca görelilik denklemine kozmolojik sabit adı verilen ve evrenin içe doğru çökmesini engellemek için eklediği ve daha sonra pişmanlık duyduğu bir faktör de dahil etmiştim. Bu fikir uzayın kendisinin enerjiye sahip olmasını sağlar. Bununla birlikte bilim adamları karanlık enerji adlı verdikleri bu kuvveti henüz göremediler. Big Bang'in kalıntı radyasyonunu, yani kozmik mikrodalga arka planını inceleyen uzay teleskopları, evrenin neredeyse tamamen düz ya da düze çok yakın olduğunu buldu. Bu, ışığın kütle ile karşılaşmadığı sürece düz çizgiler halinde hareket ettiği anlamına gelir. Bilim adamları, bunun yalnızca bir tür karanlık enerjiyle dolu bir evrende gerçekten mantıklı olduğunu söylüyor. Birçok astrofizikçi, karanlık enerjinin neredeyse her yerde bulunmasından dolayı evrenin büyük bir kısmını oluşturan vakum uzay boşluğunun doğasında bulunduğunu iddia ediyor. Sonuçta orada çok fazla boşluk var. Evrenimiz henüz yeterince anlaşılmamış olan gizemli ve görünmez madde ve enerji biçimlerinin hakimiyetindedir. Kısacası karanlık madde evrenin genişlemesini yavaşlatırken karanlık enerji onu hızlandırır. Karanlık madde çekici bir güç gibi çalışır. Evrenimizi bir arada tutan bir tür kozmik çimento. Bunun nedeni karanlık maddenin yer çekimiyle etkileşime girmesi ancak ışığı yansıtmaması, soğurmaması veya yaymamasıdır. Yani şu anda gözlemde bulunduğumuz bilimsel aletlerin hiçbiriyle karanlık maddeyi tespit edebilmemiz mümkün görünmüyor. Bu arada karanlık enerji evrenin sürekli hızlanan genişlemesini harekete geçiren itici bir kuvvettir. Bir tür anti yer çekimi olarak düşünebiliriz. Karanlık enerji evrenin toplam kütlesinin ve enerjisinin kabaca %68'ini oluşturur. Karanlık madde %27'sini ve geri kalanı, yani oransal olarak sadece %5'i, her gün gördüğünüz ve etkileşimde bulunduğumuz normal maddeden oluşur. Bazı teorik fizikçiler dışarıda keşfedilmeyi bekleyen tamamen karanlık bir parçacıklar ve kuvvetler alemi olduğunu düşünüyor. Sonuçta henüz tam olarak kanıtlanamasa da bilinmez türden kuvvetlerin evrenin işleyişinde rol sahibi olduğu tespit edilebiliyor. Bu olağan dışı fenomenler, karanlık enerji veya karanlık madde evrenimizi hem bir arada tutuyor hem de ayırıyorlar.